Merhaba arkadaşlar. Evet, ikinci çeyrek bilançoları neredeyse tamamlandı. Enflasyon muhasebesinin de uygulandığı ve birçok sektörde uygulanmasıyla birlikte birçok sektörde olumsuz bilançolar gördük. Olumsuz yansıyan e, bilançolar kimler? Yahut da olumsuz seyreden e, sektörler hangisi? E, Midas e, güzel GetMidas.com üzerinden güzel bir e, yazı paylaşmışlar. Şimdi onu sizlerle beraber şöyle bir inceleyelim istiyorum. Evet hemen kendi şöyle sayfamıza da geçelim. BIST için ikinci çeyrek nasıl geçti? Hangi hisseler öne çıktı denilmiş. Burada yılbaşından bu yana %28 getiri sağlayan BIST 100 endeksi Son 6 ayda ise %6 getiri sağladı. Özellikle sıkı para ve maliye politikaları sonucunda gelen not artışları sonrasında yabancı yatırımcıların takas oranlarındaki payının %40'lara yükselmesiyle ilk 3 ayda güçlü yükseliş gösterse de ikinci çeyrek bilançolarındaki zayıflık, ABD ekonomisindeki resesyon endişesi ve carry trade işlemlerinin çözülmesi yani global taraftaki satış baskısı ve jeopolitik gerilimler endeks üzerinde baskı oluşturdu denilmiş özellikle de bankacılık bilançolarında zayıflama belirtileri var deniliyor. Mart ayında politika faizlerinin yüzde %50'ye ulaşmasıyla beraber bankaların borçlanma maliyetlerinde yük atmaya devam etti. Diğer taraftan altan kredi faizleri ve kredi kullanımına yönelik regülasyonlar kredi büyümesinde yavaşlamaya işaret etti. Haliyle bankacılık sektöründe eğer ki bir yavaşlama bankacılık sektöründe bir gerileme olursa ilk etapta bu endekse yansıyor zaten çünkü bankaların endeks üzerindeki etkisi büyük arkadaşlar güçlü durumdalar bankacılık tarafında esas faaliyetlerinde karlarımı karılmayı başaran ise Garanti Bankası ve TSKB olmuş ön plana çıkmaya bunlar devam etti deniliyor TSKB kar rakamını çeyreksel olarak artırmayı başarırken Garantide ise karlılığını diğer bankalara nazaran koruyarak 2024 için güçlü beklentilerinde korumaya devam etti. Otomotiv de bankacılığın peşinden geldi denilmiş. Altan kredi maliyetleri ile birlikte en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv sektörü ise ODMD verilerine göre daralmaya devam ediyor. Yüksek kredi faizleri sonucunda daralan. Talep yurt içinde satışları etkilerken Avrupa tarafında da yüksek faiz ortamı ve düşük PMI verileri sektörü yakından etkiledi denilmiş. Ee, zaten önceki yayınlarımızda da sürekli olarak söyledik otomotiv sektöründeki ciddi bir daralma olduğunu olacağını e, ve bu anlamda da e, işte fiyatlara da yansıdığını hep birlikte görüyoruz. E, peki ne zaman düzelme başlar? özellikle kredi faizlerinin e, tekrar e, aşağı yönlü ivme başlamasıyla e, kredile musluklarının yeniden açılmasıyla e, otomotiv sektöründe yeniden hareket görme olasılığımız yüksek. Ama yılın e, geri kalanına yansır mı yoksa 2025 yılına mı yansır göreceğiz. Yılın geri kalanında ise Doğuş Otomotiv ve Ford yurt içi pazar beklentisinde yukarı yönlü revizyonlar gerçekleştirdi. Fakat yükselen kredi faizleri 2023 yılındaki güçlü sezonun ee, baz etkisini göz önünde aldığımızda diğer çeyreklerde de yıllık olarak daralmaya işaret edebilir denilmiş. Yine Tofaş'ta ise Stellanis tarafından anlaşmanın Rekabet Kurulu tarafından onaylanmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte ön plana çıkabilir deniliyor. Havacılık sonuçları güçlü fakat bu da beklentiyi yansıtmadı. Havacılık sektörü pandemi öncesi dönemi dünya genelinde yakaladı. Türkiye'de ise DHMI verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 154 milyon yolcu trafiği bulunurken geçen senenin aynı döneminde bu oran 122 milyon yolcu olarak gerçekleşmişti. Artan yolcu trafiği enflasyona karşı hızlı fiyatlama ve yurt dışı taşımacılığı kapsamında yabancı para cinsinden fiyatlama sayesinde Pegasus ve Türk Hava Yolları tarafından güçlü sonuçlar gözlemlendi. Ancak baktığımızda e, bu da çok fazla e, hani bu kadar güçlü sermaye şeye rağmen bilançolara rağmen çok yansımış dersek e, doğru olmaz. Yine Türk Hava Yolları ise güçlü net karlılığı e, kar artışına karşı beklentilerin altında gelen operasyonel karlılık ve beraber ile beraber 6 ay önce e, önceki fiyatında seyretmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları tarafında yükseliş olmaması da BIST 100 endeksinin 10 bin seviyelerinde kalıcı olamamasını etkiledi. Türk Hava Yolları endekse en fazla ağırlığa sahip ikinci hisse konumunda bulunuyor. Enerji sektörü baz etkisiyle zayıfladı. Enerji sektöründe biliyorsunuz Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber 2022 yılında 300 dolar seviyelerine ulaşan enerji fiyatları Rusya'nın yeniden gaz tedariklerine başlamasıyla beraber 10 yıllık ortalamalarına doğru inmeye başladı. Fakat yıllık fiyatlara baktığımızda geçen senenin ikinci çeyreğinde enerji fiyatları ortalama olarak 100 dolar seviyelerinden işlem görmekteyken 2024 yılının ikinci çeyrek ortalama olarak da %65-70 dolar arasında gerçekleşti denilmiş. Evet sizler de incelemek izler. isterseniz GYO'lar için olumsuz dönem gerekçeleri neler Bunlar anlatılmış. Yine beyaz eşya sektöründe Avrupa'daki faiz indirimini bekleyecek e, denilmekte beyaz eşya e, sektörü de oradaki faiz indirimi çünkü elimizdeki işte Vestel olsun Vestel e, beyaz eşya olsun Acelik olsun ihracat oranı yüksek şirketler peki üçüncü çeyrekte bizi ne bekliyor e, BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana bankacılık hisselerinin verdiği katkıyla beraber 10.800 seviyelerine ulaştı fakat kalıcı olamadı ikinci çeyrek mali tablolarında bankacılık ve otomatik sökterindeki zayıf sonuçlar endeksin gidiş gidişatını etkilerken ABD ekonomisindeki resesyon endişesi ve carry trade işlemlerinin çözülmesi yani global taraftaki satış baskısı ve jeopolitik gerilimler endeks üstünde baskı yarattı denilmiş. Ee, <laughs> Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse de faiz indirimleriyle beraber artabilecek yabancı takas oranı ve ihracatçıların 3. çeyrek pozitif ayrışabilme fırsatı endeksin 3. çeyrekte yukarı yönlü hareket etmesine sebebiyet verebilir demiş Midas yatırımın e, hazırlamış olduğu bu güzel e, makalede getmidas.com üzerinden burada e, çok daha detaylı okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.